Evet, merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız Nihal Hanım? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Qigong Çok dersi. tatlı olmuşsunuz. Aa, sağ ol. Saçları kestirdim, evet. Artık sıkıldım. Evet, güle güle kullanın. Çok yakışmış ama. Sürekli topla topla. Arkadaşım dedi, artık çok sıkıldım dedim aynı saçtan. Yani kestirmek istiyordum zaten. Bir türlü cesaret edemiyordum. Hadi gel bugün kestirelim dedi. Salı günü gittik kestirdik. Öyle Çok yakışmış. bir şekil kullanacağım. Çok Kıvırcık. güzel olmuş. Kıvırcık benim normalde ama bugün böyle birazcık föndü. Hafif düzleştirdim. Öyle Olsun, kıvırcık olan daha güzel. kıvırcık haliyle de evet farklı. Çok güzel olmuş. Güle güle kullanın. Teşekkür ederim Özgül Hanım. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Sayıcı dersimiz çok güzeldi. Evet, fark Evet. ettim. Bir ara girdim ben. Acaba ders bitti mi? Hani açayım mı diye. Ders süremize de daha var. Siz yoruluyorsunuz. O yüzden ben biraz ara veriyorum. Arkadaşlar terlemiştir, dinlenmek isterler falan diye. Zaten normalde de dörtte biliyorsunuz dersiniz. Ama Evet. öncesinde bir merhaba deyip muhabbet etmek de iyi oluyor. Özlüyorum sizleri. Biz de Bilmiyorum. herkese Merhaba. sağlıklı. Efendim? Sağlıklı iyi yıllar herkese. Evet. Hepinize iyi yıllar diliyorum. Yıllar. Dilekçim saçların güzel olmuş. Bir hava var galiba, bir değişiklik var. Teşekkür ederim Hatice'cim. Artık bir yükten kurtuldum. Kısalttım. İyi Aslında günlerde kullan. Çok yakışmış. sağ ol. Çok teşekkür ederim. Daha da kısa istiyordum da kuaförüm dedi abla önce bir alış biraz yavaş yavaş. Rengini de açtırıyorum. Dip boyayı açık yap dedim ama yine de böyle bir siyah, hep siyah ya benim böyle koyu kestane. Biraz yumuşak göstersin dedim. Azıcık böyle açtıracağım böyle yavaş yavaş ne bileyim açayım diyorum ya rengini Yakışmış, açıklamak. yakışmış. Güle güle kullan. Sağ ol. Arada değişiklik gerekiyor. İyi geliyor insana. Yeni yıla farklı gireyim istedim. İyi olmuş. Dershanemize daha var herhalde. Bugün ekşi maya yapacağız. Bu pandemi döneminde malum dışarı çıkmadığımızda ekmek çeşitleriyle ben de hepiniz gibi uğraştım. Kendi ekmeğimi kendim yaptım. Ekşi mayadan tutun, Trabzon Vakfı Kebir, tepsi ekmekleri sürekli ekmek yapıyordum yani dışarı çıkmıyorduk çünkü. Bolca da un stok etmiştik malumunuz. Makarnalar, unlar o zamanlar o dönem ilk başladığında biliyorsunuz. Ben de ekşi mayayı yapmıştım ama gerçekten onu mayalamak, o mayayı yaptım, mayaladım. Ancak onu muhafaza edip sürekli üretmek gerekiyor. Üzerinden almak gerekiyor. Çünkü bir sürü oluyor buzdolabında. Bir sürü kaplarda oldu. Bir süre ona devam ettim ama sonra attım artık. Şimdi yeniden yapmadım. Zahmetli bir iş. Zaman gerektiriyor, sabır gerektiriyor. Neyse biraz dinlenin siz. Ben de Cenk hocamla bir görüşeyim. Bir 5-10 dakika sonra görüşürüz yine. Tamam. Sohbet edin siz bu arada. İşi olan varsa yapsın. Bir 5 dakika sonra başlarız yine. Ergun Bey yollardasınız herhalde. İstanbul'dan dönüşte misiniz yoksa? Yok ya ben şimdi modaya uyduk. Şimdi dünya bir salgın yaşıyor. Yani bunun da tadına bakmadan olur mu? Biz de olalım dedik. İstanbul'un içinde şimdi niye alalım da korkumdan derste yok hoca diye hocaya şikayet edecek diye şimdi
Ben arabadan gene katılıyorum derse. Biraz geciktim ama şikayet edecek şimdi. Derste kaçtı diyecek. Kesinlikle yokluğunuz belli olurdu. İngilizce de mi diyor Ergun Bey? Nihal Hanım. Hatice Hanım merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun, sağ olun. İstanbul'da mı oldunuz? Biz Fethiye'li olduk, siz İstanbullu. Ya bu çok yaygın. Bu şu anda herhalde en yüksek noktada da rakamları biliyorsunuz. Doğru vermiyorlar. Ama bir de şey diyorlar, etkisini azaltmış diyorlar. Ama inşallah öyledir, inşallah. Yine de tedbiri elden bırakmayın. Herhalde ki bırakacağız. Tedbiri elden bırakır mıyım bak? Yani. Bak. Hayırdır, mezarlığa mı geldiniz? Ne yapıyorsunuz? Ne güzel bak. Bir bakayım da rahat sakalı vereyim ya. Galiba huzur. Yani şu anda Ergun Bey en etkili korunma şeklini almış. Mezarlığa gelmiş. Zincirli Kuyu mezarlığında. Evet. Burası mezarlığıymış. Aa, burası çok güzel yerdi. Ben senin yanına. Yok, ben beğenmedim burayı. Ben beğenmedim burayı. Bak şurası daha güzel. Burada deniz var. Adalar madalar falan. Bak bu taraf güzel ya. Boş ver, ben burayı beğenmedim. Vazgeçtim ben işte. Deniz tarafı daha güzel. Yaşam daha güzel. Sevgili arkadaşlar, tekrardan merhaba. Yeni katılan arkadaşlarımız ve özellikle Cenk hocamız dersimize teşrif ettiler. Hoş geldiniz Cenk hocam. Nerelerdesiniz bugün? Merhabalar. Bugün Tuğçe şefimizle beraberiz. Merhabalar. Şimdi size bir sürprizimiz var. Öyle mi? Acaba ne? Size çok harika bir sürprizimiz var. Aa, merhaba. Bakın bugün. Merhaba. Arkadaşlar muhtemelen tanıyamamış olabilir. Hafiften maskenizi açın, sizi tanısınlar. İsmini İstanbul'dan öğrendiniz. Yok, İzmir'denim hocam. İzmir'denim. İstanbul'a gittim. İzmir'denim. Türkiye'den hem Türkiye'den öğrencinizim. İstanbul'a gezmeye geldim kızıma. İsmim Gülseren. Gülseren Hanım. Merhabalar Gülseren Hanım. Bana telefon açtı. Kızım orada yanına gittim. Cenk hocama uğrasam olur mu? Dedim tabii ki, yani Cenk hocam uygunsa, müsaitse bir arayın dedim. Böyle bir sürpriz yaptı. Aslında benim haberim vardı. Çok iyi yaptın. Selamlarımızı, saygılarımızı iletin lütfen. Evet, söz şimdi Cenk hocam sizde. Arkadaşlar merhaba dediler size. Onların adına süper. Ben merhaba diyorum. Evet, şimdi şöyle yapalım. Bugün aslında biz bu eğitim döneminde olabildiğince, biliyorsunuz ne üzerinden konuştuk, açabilirsin. Yani çünkü oradan da takip ediyor olacaklar. Biz daha ziyade bir fermentasyon çalıştık sizlerle, hatırlarsanız. Fermentasyonun hayatımıza nüfuz eden bin türlü versiyonu var. Bunların içinde turşulama tekniklerinden, şarküteri ürünlerine, peynir, yoğurt, kefirden, efendim farklı ürünlere kadar birçok şeyi beraber deneyimleme fırsatı bulduk. Umarım keyif almışsınızdır. Fermentasyonun bir başka ve çok değerli bizler için, insan yaşamı için çok değerli ve beslenme hayatımız için çok değerli bir versiyonu içinde sevgili Tuğçe şefime bugün bağlanıyor olacağız ve bir ekmek atölyesi alıyor olacağız. Ekşi mayayı anlatıyor, konuşuyor, tartışıyor olacağız. Sizlerin neler yaptıklarını da tabii ki duymak istiyoruz. Bir ekşi mayaya başlayacağız. Sorularınız her zamanki gibi çok değerli bizler için, çünkü bizi çok açıyor, bizim kafamızı çok açan sorular oluyor. Daha sonrasında da bu mayaya başlayacağız. Bir hafta sonra yapılmışı var diye, aslında onunla da muhtemelen yetişir, bir hafta var çünkü. Aynı mayayla ya da bizim süregelen mayalarımızdan, ekşi mayalarımızdan biriyle de gelecek hafta bir ekmek yaparız değil mi? Bir ekmek yapacağız sizlerle beraber. Son haftamızda da bunu söylemek içimi gerçekten burkuyor bu arada. Benim için çok güzel bir rutin ve keyif haline almış vaziyette. Son haftamızda da sağlıklı atıştırmalıklar yapıyor olacağız. Sağlıklı tatlılar yapıyor olacağız. Sağlıklı tatlılardan kasıt nedir? İşte efendim
rafine şeker yoktur, un tarafı yoktur, glutensizdir vesaire. Bunun gibi günümüzde daha çok üzerinde durduğumuz ve daha doğru bir şekilde beslenmeye çalıştığımız bir hayat rutinimiz var. Onu destekleyecek şekilde vücudumuza daha az zarar veren güzel güzel tatlılar yapıyor olacağız. Glutensiz ekmeği de konuşuyor oluruz. Burada bir hemen soru geldi Zeynep Hanım'dan. Glutensiz ekmek var mı diye bir sorumuz var galiba. Bakalım ne demek hocam? Evet, glutensiz ekmek var. Ben de olabildiğince tüketmeye çalışıyorum. Çünkü gluten mesela benim vücudumda çok da tatlı ve olumlu tepkiler vermiyor. Herkes için şeydi, geçerli bu tabii ama bir gluten intoleransından bahsedemiyorum ama size daha önce bahsettiğim bir bağırsak rahatsızlığım vardı. Onu daha kötüye götürebilir özellikte olduğu için hani o rahatsızlığı bitirdim ama ondan sonra da olabildiğince az gluten tüketmeye çalışıyorum. Yılbaşında tabii gömdüğüm ekmekleri saymıyoruz. Onlar sayılmaz. Yılbaşı olduğu için onları katmıyoruz mevzu. Peki o zaman bir şeyden başlayalım Tuğçe Şef'im. Ekmek neyi anlatmak istersin en başta? Yani ekmek insanlık tarihinin zaten en eski ürünlerinden bir tanesi. Tuğçe'yi duyuyorsunuz değil mi bu arada? Her şey olur. Evet hocam. Süper. Ve aslında hani mayanın bulunmasından önce de mayasız halde olarak daha yassı bir şekilde de yapılabilen bir ürün. Çünkü çok temel iki ürünle yapılabilir. Tamam. Tuz burada tabii ki maya olmadığı bir durumda sadece tatlandırmak amaçlı kullanılıyor. Tabii ki daha sonra yıllar sonra mayanın yavaş yavaş keşfiyle iş birazcık daha farklı boyutlara gelmiş oluyor. Bugün biz zaten aslında size vahşi mayada denen ekşi maya yani hani daha çok doğal olan mayayla nasıl kurduğumuzu ve yani onu nasıl işlediğimizi, nasıl besleyip nasıl büyüttüğümüzü bahsediyor olacağız. Aslında zaten Cenk Şef de söyledi, siz hani fermente ürünlerin nasıl yapıldığını ve neden yapıldığını zaten deneyimlediniz. Ama yani ekmek tarafında çok basit bir şekilde anlatacak olursak un ve suyu birleştirip nemli bir ortam yaratıyoruz. Ve bu nemlide doğal bir maya ve laktik asit sağlıyor ve bu laktik asit de aslında fermentasyonu başlatan başlıca şeylerden bir tanesi. Yani laktofermentasyon ekmek süreci genel itibariyle. Aynen, aynen. Yani genel diğer fermente gıdalarla aslında benzer bir durum var. Hı hı. Doğal bir maya elde etmiş oluyoruz. Tabii bu doğal mayayı elde ettiğimizde endüstriyel mayalardan birçok farklılıkları oluyor. Hem doğal yollarla elde ettiğimiz için hem de içerisinde farklı asitler, farklı mikroorganizmalar devreye girmiş oluyor. Onlarla birlikte de daha böyle işte sindirimi kolay, işte kan şekerini çok hızlı yükseltmeyen, daha bizi tok tutan bir ürün elde etmiş oluyoruz bu mayayla yaptığımız ekmeklerde. Ve tabii ki beyaz ve beyaz ekmeğe göre ya da işte ne bileyim endüstriyel mayalarla yapılmış ekmeklere göre bir nebze daha sağlıklı bir ürün tüketmiş oluyoruz. Hem de aslında böyle daha nasıl diyeyim eski zamanlara da hani böyle bu işin gerçekten daha lezzetli yapıldığı işte daha hakkıyla yapıldığı zamanlara da böyle ufaktan bir selam da etmiş oluyoruz diyebiliriz aslında. Süper. Bir şeyden bahsediyor işte. Ben biraz aralara dalacağım böyle. Bombalayacağım seni ama. Onlardan biraz bir genel bilgi verirsen bize. Hem şeyler var. Kaybolmayı üst tutmuş unlarımız var. Hem yeniden yakaladığımız unlar var. Bunların farkları, lezzet profilinde ne gibi etkileri olduğu vesaire. Senin favorilerini de duymak istiyorum ben bu arada. Ben de çavdar mesela. Evet, çavdar ayrı, apayrı bir hadise yani. Yani genellikle hem bu ekmekçilik tarafında hani dışarıdan aldıklarımıza da bizim de hani bu kültürümüzde daha çok biz aslında beyaz unla yapılan ekmekleri tercih ediyoruz. Zaten bunları dışarıdan aldığımızda içerisinde mutlaka bir katkı maddesi işte bir şeyler daha hızlı kabarsın daha çabuk olsun diye bir takım ürünler giriyor. Bunu endüstriyel mayayla yaptığımızda aslında bu da yine hem süreci hızlandıran ve kolaylaştıran da bir durum aslında. Ama bu şey demek değil yani beyaz unla yapılan ekmek her zaman zararlıdır diye bir şey yok. Yani beyaz unla yaptığımız bir ekşi mayalı ekmek de endüstriyel mayayla yapılmışına göre daha masum kalabiliyor aslında.
Tabii ki beyazın içerisinde, yani bizim ekmekte en çok gözettiğimiz şey aslında ekmeğin içerisinde bulunan, işte son dönemlerinde en popüler çürüğü gluten. Aslında bu bizim ekmeklerde çok istediğimiz bir şey. Yani güzel bir ekmek yapmak için. Yani biz tabii ki işin birazcık daha mutfak tarafında olduğumuz şey, güzel, kabarmış, işte gözenekli bir ekmek yapabilmek için aslında biz yüksek gluten olan unları tercih ediyoruz. Bu tabii ki en ideali, beyaz unda bulunuyor. Gerekli gereksiz bilgi, gluten nedir mesela? Onu gluten bir protein aslında. Ekmeğin, evet, yani unun içerisinde bulunan bir protein. İki sadece ana buğdayda yapıdan var, oluşuyor. Aynen, buğdayda var. İki ana yapıdan oluşuyor. Bu iki ana yapı mayalanma sürecinde işte o elastikiyeti sağlıyor. Ekmeğin böyle kabarmasını sağlıyor. O daha elastik yapıda olmasını, göz göz olmasını sağlıyor. Aslında hani o hücreler genişliyor. O da o genişlemeyi tutup o gözeneklerin böyle yuvarlak yuvarlak ekmeğin içerisinde kalmasını sağlıyor gibi düşünebiliriz. Ya bizim tabii ki görmek istediğimiz, hani güzel bir beyaz ekmek yaptığımızı anlayıp anlamamak için bir gün falan dinlendirdikten sonra keseriz. Hemen gözeneklerine bakarız. Güzel gözeneklermiş. Bu her zaman böyle kocaman gözenekler demek değil. Daha böyle nasıl diyeyim, güzelce serpiştirilmiş homojen boyutlarda dağılmış. Aynen, homojen dağılmış gözenekler bizim için aslında daha idealidir. Ama işte beyaz un tüketmek istemiyor olabilirsiniz. Ya da hani daha sağlıklı adledilen unlardan kullanmak istiyor olabilirsiniz. İşte bunlar ne olabilir? Yine en popülerlerinden bir tanesi karakılçık unu. Atalık unlardan bir tanesi. Siyah unu, dinkel unu gibi unlarımız var. Bunlar hep böyle atalık tohumlar. Yani tohumlar artık yok olmaya yüz tutmuş ama bu hem sağlıklı yaşam trendinin gelmesiyle birlikte hem de gıdalardaki bu GDO'nun artması ve artık insan vücudunun buna bir noktada ihtiyaç duymasıyla birlikte tekrar tekrar yetiştirilmeye başlanan, ekimine başlanan ve işte bizlerin de bir şekilde belki bir nebze de olsa katkısıyla da insanlara da tanıttırılıp kullanıma tekrar yaygınlaşan unlar. Yani benim en sevdiğim aralarından CS, gluteni gluteni güzel diye benim sevdiğim. Yani CS güzel, tadı güzel. Yani ben bir ekmek yediğimde böyle çok aşırı buruk bir şey yemek beni çok işte memnun etmiyor. O da tamamen beyaz ekmek geleneğinden kaynaklı. Ama CS'in karakteri daha mı yumuşak? Aynen, daha yani bana daha yumuşak geliyor. Zaten ben kendim eğer hani karma bir, yani bir ekmek yapmayı istiyorsam genellikle karma bir ekmek yapmaktan yana tercihimi kullanıyorum. Yani çok hayatın uzun bir dönemi boyunca beyaz ekmek tüketen birinin bir anda %100 ekşi mayadan ve çavdardan yapılmış bir ekmeğe, çok ekşi ve çok nemli bir ekmeğe geçişi belki çok hoşnut olmayabilir. Zor bir süreç olabilir ama hani bunu yumuşatmak amacıyla daha işte ne bileyim 500 gramını kullanacaksam işte bunun 300'ünü beyazından, 200'ünü çavdardan gibi böyle dengeler yapıp, karışımlar yapıp hem sevdiğiniz şeyi hani yemiş olacaksınız hem de o geçiş aslında yumuşak ve daha kolay. Çok ufacık bir soru, yani anlamsız bir soru belki ama bu mesela farklı unları bir arada kullanırken bunun bir rasyosu ya da bir yaklaşım mantığı var mı? Yani şöyle, ya da senin takip ettiğin bir mantık var mı? Ya benim takip ettiğim mantık aslında biz böyle şey gibi gidiyoruz. 100 grama 400 gram gibi daha beyaz ağırlıklı gidiyoruz. Ama işte bunu söyleme sebebim işte bizim o kabarmayı yakalamak isteyişimiz aynı zamanda. Ama her zaman mesela ekmeği yuvarlak formda ya da böyle bir baget ekmek formunda pişirmiyoruz. Bazen mesela bazı buğday türleri işte mesela çavdar buna bir örnek. İçerisinde bulunan bazı mikroorganizmalardan dolayı çok fazla su çekiyor. Ve çok fazla su çektiği için de glutene yiyecek bir su kalmıyor. Yani gluten gelişemiyor ekmeğin içerisinde. Gluten gelişmediği için de çok daha tıkız bir ekmek oluyor. Yani sünmüyor bile. Yani gluteni aslında çok amiyane tabirle sünmek gibi bile anlatabiliriz. Yani bir ekmek iyi bir şekilde gluten bağı oluşturduysa böyle çekiştirdiğinizde kopmaz da çarşaf gibi açılır. Mesela çavdarda bu olmadığı için bunu batonda da pişirerek tüketebiliriz. Yani bir kek formunda olur belki gözükür. Bir ekmek gibi aynı tekstürde olmaz, dokuda olmaz. Ama o şekilde de yapılarak tüketilebilir. Tabii. Burada çok eğlenceli bir şeyden de bahsettin. Yine araya gireceğim. İşte sünmekten ve elastikiyetten bahsetti. Biz bir hamurdaki gluten oluşumunu görebilmek amacıyla bir ufak testimiz var. Pencere testi mi diyoruz? Evet. Onu bir anlatsana. Bu çarşaf yani. Şöyle
Aslında yine ben böyle bazı şeyleri hem aklımda tutmak için hem de öğrencilere daha kolay aktarmak ve onların da aklında daha kolay kalmasını sağlamak için verdiğim böyle mutfakta çok karşılaştığımız ama nedenini bir türlü anlamadığımız bazı şeyler var. Mesela bazen bazı hamurları böyle dinlendirirsiniz, açarsınız ama hamur geri gelir. Evet. O işte aslında gluten gelişiminden kaynaklı. Yani o hamur eğer açtığınızda geri geliyorsa biraz daha dinlenmek istiyor demektir. Çok fazla yoğrulmuş demektir. Gluten aslında yoğurmayla birlikte başlayan bir süreç. Başlamış. Aynen öyle. Yani ona gıda veriyoruz, işte ürüne su veriyoruz, un geliyor. Yoğurulduğunda zaten gluten gelişmeye başlıyor. Ama bu şey demek değil. Ben bunu 15 dakika yoğurayım da mükemmel bir glutenim olsun değil. Bir noktadan sonra gluten parçalanmaya başlıyor. O yüzden de hani elde yoğurulan ekmeklerde, bu tabii ki yoğurma hızına göre değişir, ekmeğin cinsine göre değişir ama yaklaşık 10 dakika mesela bir ekmeği yoğurmak yeterli bir süredir. Eğer bir makine kullanıyorsak bunu 6-7 dakikaya da çekebiliriz. Ve bundan fazlası yine o glutenin kopma noktasına gelir. O yüzden mesela bazen ekmeği yaparız. Özellikle ekşi mayalı ekmeklerde haftaya bunu zaten mutlaka daha detaylı bir şekilde değinir. Otoliz dediğimiz bir süreç vardır. Mesela ekmeğe tuzunu ve mayasını hemen vermeyiz. Önce un ve suyu karıştırıp gluteni geliştiririz ve onu bir süre bekletiriz. Sonrasında mayasını ve daha da sonrasında tuzunu veririz ki hani en ideal şekilde gluten oluşsun ve mayalanma başlasın bir noktada. Orada bile aslında yeterli yoğurmayı yaptığımızda ve hani dinlendirmeyi yaptığımızda, çektiğimizde o böyle nasıl diyeyim hani böyle baklavacılar derler ya karınca duvağı su koyuyorum arkasından görünüyor gibi. Hani o elastikiyeti, o böyle incelmeyi, çarşaf gibi açılmayı görmeyi umarız diyeyim. Süper. Süper. Ekşi Maya'ya anlatacağız. Bir şeyi de konuşalım istiyorum. Bunları gelecek haftada zaten üzerinden geçeceğiz ama İşte farklı kavramlar var. Ekşi maya var, işte kuru maya var, taze maya var, instant maya var, o var, bu var. Bunların da farklarını bize bir anlatırsan. Tabii. Bir de bunların bir rasyoları var biliyorsun. Aynen. Şöyle, ekşi mayayı bir kenarda tutalım. Önce endüstriyel mayalardan bir konuşalım. Endüstriyel mayalardan şu anda genellikle kullanılan böyle market raflarında da kolaylıkla ulaşabileceğimiz yaş maya, kuru maya ve instant maya var. Aslında bunlar birbirinin yerine kolay bir şekilde kullanılabilir. Sadece oranları farklı, onu birazdan zaten söyleyeceğim. Buradaki olay aslında şu, yaş mayanın içerisinde çok daha fazla nem var. O yüzden raf ömrü birazcık daha kısa. Evet, biz burada çok fazla üretim yaptığımız için tabii ki yaş maya kullanıyoruz. Ama evlerde genelde ya kuru maya ya da instant maya kullanımı tercih ediliyor. Daha uzun süre muhafaza edilip bozulmadığı için. Aslında kuru maya, yaş mayanın birazcık daha neminin çekilmiş hali. Instant maya onun da daha fazla neminin çekilmiş hali olarak düşünebilirsiniz. O yüzden de ihtiyaç duydukları sıvı miktarları birazcık daha farklı. Yani biz bunu yüzdelik üzerinden genellikle hesaplıyoruz. 100 gram yaş maya kullanacağım bir yerde 40 gram instant maya da kuru maya da kullanabilirim ya da 33 gram instant maya da kullanabilirim. Yani yarısı ve üçte biri gibi düşünebiliriz. Ekşi maya tarafında ise mayalanma süreci aslında nemle, sıcaklıkla bağlantılı bir süreç. O yüzden 1 kilo una yaklaşık 200 gram ekşi maya kullandığımızda genellikle ideal formda bir ekmeği yakalarız. Yani kış aylarındayız, fermentasyon birazcık daha yavaş gider ya da daha ekşi bir ekmek istiyorumdur. Bunu 225 grama çekemez miyim? Tabii ki de çekebilirim ama hem mutfak tarafı hem de özellikle ekmek tarafı ne kadar çok yapıp, ne kadar çok sonucunu görüp o kadar daha iyiye gidilebilecek bir taraf aslında. Buraya kadar sorumuz var mıdır acaba? Soru sormak isteyen arkadaşlar varsa seslerini açabilirler. Ben çünkü kapattım herkesi. Sizin anlatımınız anlaşılsın diye. Ben bu arada bir şey sormak istiyorum. Tuğçe şefim. Tuğçe şefim, şey diyecektim. Bu ekşi mayada ekşiliğini verebilmek için şu yoğurdun suları oluyor ya, onları kullansak o ekşiliği arttırır mı? Normal su mu kullanmalıyız? Ya onu tabii ki kullanabilirsiniz. Yani peynir altı suyu gibi bir ürün kullanmış olursunuz aslında. Hem
peynir yapımında çok hani peynir yaptık işimiz bitti ve bunu atalım denen bir malzemeyi aslında mutfağa geri de kazandırmış oluyorsunuz ki zaten bu inanılmaz kıymetli. Diğer taraftan ekmeğin ekşimesi aslında ne kadar çok durursa o kadar çok ekşiyecek. Ya da işte içerisinde az önce de dediğim gibi ekşi maya miktarını birazcık arttırırsınız. Birazcık daha fazlaca fermente edersiniz. Yine daha fazla ekşimesine aslında sebep olabilirsiniz. Bunların dışında yine beyaz unla yaptığınız ekmeklerde çok ekşi ekşi bir tat almayacaksınız belki ama farklı buğday türlerini kullandığınızda onlar da birazcık daha işte çavdar gibi mesela çok daha ekşi tadı alıyor olabilirsiniz. Bir de bir sorum daha olacak. Ekşi mayada sadece bu ekşime olayı beyaz unlarda daha aktif oluyor. Glütenden dolayı dediniz parçalanması nedeniyle. Mısır ununda bu olmaz mı? Ekşi maya. Mısır ununda gluten olmadığı için aslında biraz zor. Yani şöyle, mısır unlu bir ekşi mayalı ekmek yapabilir misiniz? Evet, aslında yapabilirsiniz. Ama ekşi mayanız beyaz undan olmuş olacak. Ya da işte tam buğday unundan, çavdar unundan olmuş olacak. Siz onu mısır unuyla kullanacağız. Anladım. Mısır unu kullanım amacı glutensiz olması ise eğer, pirinç unu da glutensiz bir undur. Mısır nişastası da glutensiz unlar kısmına girer. Zaten dışarıda satılan glutensiz unlarda genellikle mısır nişastası ve pirinç unu bulunur. Ya da işte ne bileyim farklı kara buğday unu gibi gluten içermeyen çeşitleri kullanıp onlarla tabii ekşi mayalı ekmek yapmak mümkün olur tabii ki. Teşekkür ederim. Pandemi döneminde ben bu ekşi mayayı üretmiştim. Buzdolabında böyle sürekli yeniliyordu. O ekşi mayadan Trabzon baklı kebir ekmeği meşhur tencerede. Fırında ondan yaptım. Harika olmuştu. O dönemler sürekli bir ekmek üretimine girmiştik. Halk olarak birçokları aynıydı mutfakta. Teşekkür ederiz. Şimdi sizi dinliyoruz. Arkadaşların sorusu yoksa. Mayalarla ilgili aklıma gelen bir şey var. Genelde evlerde yanlış kullanıldığını bildiğim bir durum var. Yaş mayanın üstü işte kırklanıyor, ediyor, bilmem ne oluyor. O noktada üzerini sıyırıp kullanan insanlar görüyorum ama bu çok da sağlıklı bir durum değil tabii. Çok tercih etmiyoruz tabii ki. Hani zaten doğalında da elde edebileceğimiz bir şey illa endüstriyeline küflü kısmını sıyıralım, tüketelim gibi bir şeyi tabii ki tercih etmiyoruz. Dolapta olabildiğince oksijensiz bir şekilde yani kapalı bir şekilde tutulduğu sürece 2 haftaya kadar kullanılabilir. Küf dediğimiz mevzu çünkü onu gerekli gereksiz bir bilgi vereyim. Küf dediğimiz mevzu genelde yüzeyde gözükür ama bu bizim gördüğümüz yüzeyidir. Aslına baktığınızda bir gıda ürün, mesela bunun bir gıda ürünü olduğunda şey yaparsak tam merkezinde oluşup böyle bir şeyden nasıl söyleyeyim tohumdan yeşeren bir şey gibi düşünün. Yüzeye kadar çıkar. Siz üstünü sıyırayım kullanayım dediğinizde bu bir salça için de geçerli bu arada ya da bir peynir için de geçerli. Siz o toksik maddeleri vücudunuza almış oluyorsunuz ve özellikle küflü ürünlerde şöyle bir risk var. Hemen kendisini belli eden bir durumu yok. Siz bunu yediniz aylar sonra hatta bazı noktalarda yıllar sonra maalesef vücudunuzda yıkıcı etkilere neden olabiliyor. Bu karaciğer yetersizliğinden kansere kadar gidebilen bir rasyo. O yüzden sevdiklerinize de bunu mutlaka anlatın. Küflü bir şey gördüğünüzde onun yeri çöptür. Tabii ki bunda şeylerden bahsetmiyorum. İşte özellikle küflendirilmiş, kültürle küflendirilmiş peynirlerden, hani özellikle küflendirilmiş ürünlerden bahsetmiyorum ama evimizde beklediği için küflenen hiçbir ürünü kullanmamanız önemli, rica ediyorum. Maya tarafında bir sorum daha olacaktı. Bir de ekşi maya için geçerli değil tarafını ayrı konuşalım ama işte mesela yaş maya alıyoruz ve kullandık şu kadarını dur biz bunu bir buzluğa atalım diyoruz. Bu ne kadar sağlıklı? Yani aslında bunu yapmıyoruz, yapmamayı öneriyoruz. Ama bizim burada en çok ağzımızı yakan gıda kodeksi tarafı var. Ya biz evde uyguladığımız birçok şeyi profesyonel mutfaklarda uygulayamıyoruz. Evet, bu annelerin, anneannelerin uyguladığı bir yöntem. Ama aslına bakarsanız o maya içerisindeki mayayı yaşatan şeylerden bir tanesi su ve onun donmasını sağlamış oluyor. Yani donmasına sebep olmuş oluyor. O yüzden bunu tercih etmiyoruz. Biz de zaten o şekilde genellikle kullanmamaya çalışıyoruz. Oradaki bakteri popülasyonu da biraz sanıp sekteye uğratıyoruz. Evet, tabii ki. Yani bir şekilde bir aşırı soğuğa maruz kalıyor.
Eksi 18'de normal bakteri dünyasından bahsedersek, bakteriler ürememeye ve uykuya geçiyorlar. Ama normal oda sıcaklığına geldiklerinde tekrar yaşamaya devam ediyorlar. Yani bir bakteri üremesi oluşmuş bir etten bahsedersek, siz bunu eksi 18 altınız çözdürdünüz, o bakteri tekrar üremeye, bölünmeye devam ediyor ve problemlere yol açabiliyor. Maya tarafına aldığımız zaman da tabii ki çözüldüğü zaman tekrar bir bakteri üremesi söz konusu olabilir ama eskisi kadar sağlıklı bir şekilde üremiyor. O yüzden de dondurulmuş olan bir mayayı her zaman kullandığınız bir tarifte, reçetede kullandığınızda aynı performansla ürün çıkartamama ihtimaliniz çok yüksek. Aklınızda bulunsun. Pardon, ben de bir şey sormak istiyorum. Buyurunuz. Şimdi bu endüstriyel mayalardan bir marka da ekşi mayada üretiyor. Onun hakkında da biraz bilgi almak istiyorum. Onu böyle aldığınız zaman sanki ekmeği ufalamışlar gibi. Onun değeri nedir? Bizim tabii ki evde ürettiğimiz ekşi maya gibi olmasa da onun için de bir bilgi verirseniz memnun olurum. Yani şöyle, işte biz tabii ki her zaman dediğiniz gibi evde kendimiz yaptığımız ve büyütüp beslemeye devam ettiğimiz mayayı tercih ediyoruz. Bu zaten endüstriyel ürünler aslında hep bazı işlemleri daha kolaylaştırmak, bazı süreçleri daha hızlı hale getirmek için hayatımıza giren ürünler. Tabii ki böyle çok zor bir zamanda kullanılır mı? Ekşi mayalı ekmek yapmak istiyorsunuz, kullanılır mı? Evet, kullanılır. Ama tabii ki her zaman tercihimiz kendimiz yaptığımız mayalardan yana olacaktır. Çünkü şöyle, aslında bu yaşayan bir şey. Ve hatta biz bunu 10 gün beslemezsek bu kaybedeceğimiz bir şey. O yüzden de hani 10 gün içerisinde hiçbir besin vermediğimizde kaybolan bir şeyi raflarda aylarca tutmanın ne kadar doğru. İçerisinde bir şeyler konulmuş olması gerekiyor hissiyatını. Hani hiçbir şey bilmiyorsak bile direkt otomatik olarak getiriyor zaten. O yüzden tabii ki her zaman kendi yaptığımızı, işte doğal belki seçtiğimiz bir unla, taş değirmenden öğütülmüş unla yaptığımızı, yani içerisine kendinizin elinizle ne koyduğunuzu bildiğiniz bir şey yapmamızı tabii ki her zaman tercih ediyoruz. Bir sorumuz daha var. Bir sorum daha var. Buyurun. İyi günler. Ben ekmeğimizi biz hep kendimiz yapıyoruz. Ekşi maya olmadığı zaman da kuru maya kullanıyorum. Bu kuru mayayı biraz önceden ılık suyla az toz şekerle bekletiyorum. Doğru mu yapıyorum diye sormak istiyorum. Çok doğru yapıyorsunuz. Şöyle, bu mayaları birbirinin yerine farklı oranlarda kullanabilirsiniz demiştik zaten. Bunların kullanımında da kuru mayayı bu şekilde de kullanabilirsiniz. Doğru bir şey. Direkt una da katabilirsiniz. Sizin yaptığınız işlem mayayı önden bir aktive etmiş oluyorsunuz. Yani yine sadece süreci hızlandırmış oluyorsunuz. Şeker orada fermentasyon oluşturur. Yani hızlandırır şeker. O yüzden de biz de bazen mutfaklarda o şekilde yapıyoruz. Çocukları besliyorsunuz bir noktada. Aynen. Ilık bir sütün ya da suyun içine biraz şekerle birlikte karıştırıp bir 10-15 dakika köpürmesini bekletiyorum. Kullanabilirsiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Suyun sıcaklığı da önemli o noktada galiba. Evet. Kaynar yapmıyorum zaten. Ilık. Kaynar, yani 50 derecenin üzerine çıkıldığında maya bakterisi zaten ölür. Bu şekilde aktive olmayacaktır. O yüzden bizim en ideal mayalandırma derecesi dediğimiz derece 26 derecedir. Bunu tabii ki işte 30-35'lere yine işlem süresini kısaltmak için çıkarabilirsiniz ama hani zaten nasıl ki kısık ateşte pişen yemek daha lezzetli olursa, çok uzun sürede yapılan bir ekşi mayalı ekmek de diğer ekmeklere göre çok daha lezzetli olacak. Çok sağ olun. Elinize sağlık. Bir soru daha soracağım. Sonra yavaş yavaş bir yeni bir mayamızı kurarız. Ekşi mayaya başlarken farklı malzemelerle başlama şansımız var galiba. Onlardan bir bahseder misin ya da bildiğin örnekleri aktarır mısın? Yani zaten farklı çeşit unları seçebiliriz diye konuşmuştuk. İşte siye seçebiliriz, kara kılçık seçebiliriz. Siyezin gluten oranı birazcık düşük ama lezzetli bir ürün. Yapılabilir bir ürün, yani ekmek yapılabilir bir ürün.
Onun dışında yine az önce bahsettiğimiz şekerin fermantasyonunu hızlandırması meselesinden dolayı bazen mayanın başlangıcında bu olayı birazcık hızlandırmak ya da hani böyle bebeği arkasından hafifçe ittirmek gibi düşünebilirsiniz. İçerisine birkaç parça kuru üzüm koyabilirsiniz. Kuru kayısı koyabilirsiniz. Yani şekil itibariyle doğal gıdalar koyabilirsiniz. Pekmez koyabilirsiniz. Biraz pekmez rengini değiştirecektir ama zaten pişme esnasında da bir esmerleşme olduğu için çok büyük bir problemi olmayacaktır. Bal koyabilirsiniz. Hurmadan bir püre hazırlayıp ya da bir hurma bir parça koyabilirsiniz. Gibi aslında ürünler kullanılabilir. Şeker de kullanılabilir. Tercihe bağlı yani. Biz koymamayı tercih ediyoruz ama hatta bazen şöyle de yapıyoruz. Burada bazen ne yapıyoruz? Bir hafta mesela beslememiş oluyoruz. Canlandırmak için besleme esnasında bir güzel ekmek yapma formuna daha kolay bir şey. Şöyle ilk başta un ve suyla başlıyoruz zaten. Dediğim gibi içerisine üzüm gibi, bal gibi doğal tatlandırıcılar koyarak fermentasyonuna katkı sağlayabilirsiniz. Tamam. Onun dışında farklı şekillerde aslında maya kurulabilir. Bu kurduğumuz mayayı şu an ben 50 gram un, 50 gram su tarttım. Pastacılık tarafında biz her zaman her şeyi tartarak gidiyoruz. Evet, bilim. Evet, biraz öyle. Çünkü yani bir bardak suyun ağırlığıyla bir bardak unun ağırlığı aynı olmuyor. Yani birebir koydum bir bardağı bir bardak gibi bir şey ne yazık ki olmuyor. O yüzden mesela ben şu an 50 gram un ve 50 gram sudan bir maya başlatacağım. Bunu ikinci gün aynı oranda ya da işte 75 gram un 75 gram suya çekerek yavaş yavaş miktarını arttırarak besleyebilir. Üçüncü gün tekrar, dördüncü gün tekrar, beşinci gün tekrar şeklinde. Bunu ama bu 5 gün boyunca sadece oda ısısında bırakarak ki bunun da birazcık hani böyle 25-26 derecelerde olan bir ortam olursa tabii ki çok daha iyi olur. Hı hı. Dolaba koymadan, çok böyle ağzını sıkı sıkı kapatarak değil hani o oksijenini de almasını istediğimiz için birazcık havaya temasını da sağlayarak 5 gün boyunca bu şekilde bir besleme yaptığımızda aslında mayamız hazırlanmış oluyor. Sonrasında ilk 6 aya kadar mayaları 3 günde bir beslemek aslında daha iyi bizim için. 6 aydan sonra artık mayalarınızı ekmek yapma zamanınıza göre, kullanım zamanınıza göre, derecenize göre haftada bir de besliyor oluyoruz. Normalde yani dolapta tutacağız, aynen, besleyeceğiz. Ayırma durumu var belirli bir miktar. Şöyle işte ya hiç ayırmayabilirsiniz. Bu bahsettiğim şekilde yapabilirsiniz. Ya da bu ilk maya oluşumu esnasında çok fazla asit oluştuğu için bu çok böyle ekşi bir tada sebep olabiliyor. Bu aslında duysal bir şekilde kontrol edilip tadına bakılıp toplanıp o şekilde de verilebilecek bir karar. Bunu şu şekilde yapalım. İlk gün maya ve suyu birleştirip 2 gün boyunca buna hiç dokunmayıp onun böyle iyice köpürmesini sağlayıp sonra bunun içinden böyle bir neredeyse bir tatlı kaşığı kadarını alıp tekrar yeni bir un ve suyla besleyip bu şekilde 7-8 günde maya yapılan bir proses de var. Bu aslında birazcık o ekşilik tatlılık dengesiyle de bağlantılı. Tamamen kocaman bir oyun alanı baktığımız zaman yani kullandığınız una, o unu nereden temin ettiğinize işte demin söylediğin gibi yapılan böyle tatlı ufak yaramazlıklara göre çıkan üründe bayağı bir değişiyor galiba. Nohut mayası diye bir mevzu da var. Onu konuştunuz mu? Yok, konuşmadık. Nohuttan da maya yapılabiliyor ama ekşi maya kadar böyle minimum 5 güne kadar beklememiz gereken bir süreç yok orada. Nohut mayasını böyle nohutları kırık ya da bir şekilde kırarak suyla birleştirip yine çok ağzını kapatmadan hafif oksijenle temasını sağlayarak bir gece boyunca beklettiğinizde o zaten iyice köpürüyor. Ertesi gün direkt ekmek yapılabilir bir hale geliyor. Ben Çanakkale'yim. Bizim nohut ekmeğimiz meşhur. O yüzden nohut mayasıyla da nohut ekmeği yapılabilir. Nohut mayası oluşturduğun zaman onu böyle bir ekşi mayaya evrimleştirme şansın var mı? Yoksa her yapacağın zaman bu şekilde hareket ediyorsun? Her yapacağım zaman aslında bu şekilde hareket ediyorum. Onu böyle sürekli besleme gibi bir durumum olmuyor. Çünkü nohut ve su yapıyorum. Bazen hızlandırmak için yine un konulabilir bir parça içerisinde ama zaten bir gecede olan bir şey olduğu için. Hı hı. Aslında zaten proses yani süreci şeyle aynı. Ekşi mayayla ekmek yapımıyla aynı. Yani ben dolapta bir ekşi mayam var. Hadi onu çıkarayım da hemen ekşi maya yapayım diyemiyorum zaten.
mutlaka onu bir gece önceden çıkartıyorum. Bir besleme yapıyorum. Dışarıda tutuyorum ki o iyice böyle bir canlansın, kendine gelsin. Ondan sonrasında onunla ekmek yapabiliyor oluyoruz. Aynı işlemi nohutu suyla birleştirip bir gece onu bekletip nohut mayasıyla da yapabiliyorum. Şeyi hatırlamaya çalışıyorum da tam rasyosunu hatırlayamıyorum. Mesela biz çalıştığım restoranların bir kısmında ekşi maya ekmek çıkartıyorduk her gün ve orada tabii ki çok büyük bir miktarla çalışıyorduk ama zaman zaman ayırıyorduk. Yani o maya artık belirli bir miktarda kalsın ve şey yapmasın, gittikçe daha da büyüyen bir miktara ulaşmasın diye belirli bir rasyoyla ayırıyorduk. Onun bir matematiği var mıdır? Yani şöyle, kullanım sıklığına ve miktarına göre mayayı besliyoruz. Ve buna bağlı olarak bekleme süreleri, yani aktivasyon süreleri birazcık uzun kısalıyor. Yani mesela ben 100 gram ekşi mayayı işte 200 gram un ve 200 gram suyla beslersem, bunu 8 saat bekletirsem güzel bir sonuç alıyorum. Ama çok daha fazla atıyorum. 100 gram ekşi mayayı ben 500 gram 500 gram beslersem birazcık daha uzun bir süre onu yine kendi kullanım miktarınıza göre ne kadar besleyeceğinizi belirleyebilirsiniz. Bir noktadan sonra bu çok az bir mayayı çok fazla un ve suyla birleştirip bir maya elde edebildiğimiz için aslında yani oranı çok yüksek olduğu için az bir maya çok bir ürünü fermente edebiliyor aslında. Hı hı. Bir noktadan sonra iş böyle çığırından çıkmaya başlıyor. Bir sürü maya oluyor. İşte o noktada kuru buzluğa atıp kurutan ve sonradan işte onu öğüten, canlandıran, canlandırmaya çalışan bir kesim oluyor. Ne kadar başarılı işte aynı bu şey mayası gibi işte buzluğa atıp ve paketteki maya hikayesi gibi. Tabii ki normal yani dolaptaki ve canlı halinden aldığımız verimi ondan almak birazcık daha uzun bir proses ve zorlayıcı. Ya da ben komşulara dağıtıyorum. Biraz o komşuya, biraz da komşuya. Başka bir kullanım alanı var mı? Bende iki tane komik kullanım alanı var. Anlatacağım birazdan. Senin bildiğin, yaptığın. Yok. Neylokal'deyken bizim pastane şefi bir sav ortaya attı ve hepimizi maymuna çevirdi. Dedi ki cilde çok iyi geliyormuş ekşi maya diye. Hepimize bir güzel böyle kavanozda ekşi maya verdi. Biz de hepimiz tatlı tatlı suratımıza yapıştırıp ortalıkta dolaştık. Birinci şey o, şaklavanlığımız o. İkincisi ise aslında gayet güzel bir çıktı bana göre. Menüde şey vardı. İşte hamsi ve bazı dönemlerde de midye vardı. Bunları tava olarak sunuyorduk altında bir taratorla beraber. Ekşi mayayla kızartıyorduk. Ekşi mayaya daldırıp kızartıyorduk ve inanılmaz çıtır çok güzel bir şey ortaya çıkıyordu. Aklınızda bulunsun. Tabii. Çünkü yapısı şey, o hani bizim akışkan hamur dediğimiz akıtma hamurları, krep hamurları gibi yani bir şeye daldırdığınızda tutucu ama bir hamur kadar böyle sert sert de değil. O yüzden bu şekilde daldırma ve pişirmeye, kızartmaya aslında çok uygun bir yapı yani. Çok da çıtır çıtır oluyor tabii. Hamurda genel mantıktan bahsetmek gerekirse, yanlışsam lütfen düzelt. Ne kadar ince o kadar çıtır diye bir durum var. Babam lokma ustalığı yaptı çok uzun yıllar. O yüzden onun tuttuğu lokma hamurunu ben hiçbir lokma ustasında görmedim. Neredeyse boza kıvamında bir şeyden, hamurdan lokma dökebilen, delikli lokma dökebilen eliyle bir insandı. O yüzden hani oradan aklımda kaldı o çıtırlık muhabbeti. Ekşi mayada da çok çıtır, çok güzel şeyler çıkartabilirsiniz. Bu arada yani ekşi mayanın kullanım alanı, şimdi zaten bu özellikle sizin de bahsettiğiniz gibi pandemide böyle herkesin maya bulamayınca hatta belki bir noktada böyle de bir şey vardı deyip çok eğildiği bir mesele oldu. Hatta bir arkadaşım şöyle bir şey demişti. Google'ın 2019 en çok arama motorunda aranan şey ekşi mayaymış. Yani gerçekten bütün dünya belki de buna ister istemez belki de bir şekilde eğildi. Ama hani bunun kullanım alanı sadece ekmekle tabii ki sınırlı değil. Yani artık bundan işte pizzalar da yapılıyor ya da işte böyle kıtır krakerler yapabilirsin. Sonuçta bu bir kabartıcı aynı zamanda. Yani kabartma tozu, karbonat gibi bir kabartıcı aslına bakarsanız. Evet hani belki çok kıtır bir tekstürü yakalamak için çok deneme yapmamız gerekecek ya da çok ince bir işçilik yapmamız gerekecek ama denemelerle farklı farklı yerlerde bunun kullanım alanını genişletmek mümkün. Süper. O zaman var mı şey, maya, ekşi mayada bir gelenek var benim gördüğüm kadarıyla. Ekşi mayanıza bir isim vermeniz gerekiyor. Eğer bunu yapacaksanız şimdiden çocuğa bir isim araştırmaya başlayın. Bunun bir ismi var mı? Bunun ismi Soner'le konuştu, Sem'di. Sem. Evet.
bakınız. Derste kurulan bir ekşi maya gayet güzel gözüküyor. Bunu sabah bezlemiştik. 10 civarı. Bu saatten beri dışarıda duruyor. Yani ufak bir miktarı besledik ve böyle zaten kabarmaya başladı. İlk kurulumda zaten eğer böyle bir cam pavanoz koyarsanız bazı kurulumu anlatan fırıncılar böyle lastik kullanırlar. İlk koyduğumda, ilk beslemeyi yaptığımda şu seviyedeydi. Lastiği buraya getirirler ki sonra ne kadar kabardığını ya da bir çizgi atarlar. Ne kadar kabardığını görebilmek için. O yüzden böyle daha yüksek bir kavanoz vari bir şey tercih ederseniz onu çok daha böyle gözle de takip edebiliyor oluyoruz. Aslında. Yani şu gözenekler işte bizim hep böyle. Evet, onları yakından göstereyim. Şeyle. Bakın şöyle. Bir de üstünde de zaten şeyleri görebiliyoruz. Onu şöyle açarsan ben şunu eğerek göstermek istiyorum. Kabarcıklar. Bir de Tuğçe şefim şunu sorayım ben. Ne kadar sürede olduğunu yani bu kabarmanın ekşi mayanın olduğunu nasıl anlayacak arkadaşlarımız? Şöyle bizim hem aslında uzun zamandır duran bir ekşi mayanın yaşayıp yaşamadığını test etmek için kullandığımız bir yöntem var. Onu yüzdürüyoruz. Eğer yüzüyorsa yaşıyor ve kullanılabilir demektir. Eğer suyun dibine batıyorsa kullanıma uygun değil demektir. Bunun için tabii çok sıcak ya da çok buz gibi bir su tercih etmiyoruz. Yine oda sıcaklığında bir suya bir parça atarsanız istediğimiz şey aslında yüzeyde olmasını görmektir. Bir maya aslında ne kadar çok durursa bize şöyle anlatmışlardı. 100 yıla kadar yaşar. Torununuza, işte çoluğunuza, çocuğunuza bırakacağınız bir miras gibi bile hani başlayıp bunu yürütebilirsiniz demişlerdi. Tabii ki hani eski olması bir mayanın çok güzel, çok kıymetli. Bunu pazarlama taktiği olarak kullanan yerler bile var. Evet. Biz 100 yıllık ekşi mayadan ekmek yapıp restoranımızda satıyoruz diye yerler de var. Ama tabii ki ne kadar yani eski olsa bile her halükarda onu alıp önce bir canlandırıp sonrasında yani genç bir yaparak her türlü ekmek yapıyor olmayı tercih ediyoruz. O yüzden bunu besledik bugün ki daha iyi bir sonuç alabilelim diye. Dolaptan çıkarttığımızda kullanılır mı? Zaten yaparken çok fazla dinamik var. İşleri böyle iyice karmaşık bir hale getirmiş oluyoruz. O yüzden bu aslında sektörde de genç ekşi maya diye tabir edilen mayanın asıl ana mayadan ne kadar eski olursa işte o kadar kıymetli. O ana mayadan bir parça alınıp kullanım miktarına göre beslenip bir genç ekşi maya oluşturulup o şekilde ekmek yapılması. Yani aslında şey biraz edelim. Şehir efsanesi değil mi? Böyle maya ne kadar eskiyse, ne kadar yaş almışsa o kadar lezzetli diye bir şey çok da fazla değil. Bence geçen çünkü işte ısı, nem, işte sizin ekşilik mi istiyorsunuz yoksa tatlılık mı istiyorsunuz bir mayada ya da bir ekmekte. Aslında bunu doğru gıdayı, doğru ısı sıcaklıkta vererek yaratabileceğiniz bir durum aslında. Anlaştık. O zaman yavaş yavaş geçelim istersen. Nasıl yapacağız? Tamam. Çok büyük bir işlemimiz yok. Ben şimdi bunu yukarı çıkınca bir kavanoza alacağım. 5 gün boyunca her gün bunu besliyor olacağız. Bunun sonrasında yazılı olarak gramlarını iletebiliriz. Tabii. Şimdi şöyle birazcık derince bir kap alalım. Plastik kap kullanabilirsiniz. İlla ki cam kase kullanacağız diye bir şey yok. Biz tabii ki burada çok fazla cam kullanmamaya çalışıyoruz. Çünkü çok fazla dolaplarımızda ürün var, düşebilir, kırılabilir. İşte camın kırılması risk diye biz tabii ki plastikte tutuyoruz mecburen. Ama metal kullanmıyoruz değil mi? Metal kullanmamaya çalışıyoruz. Isıyı çok fazla hemen işte çok sıcakta çok sıcak yapıyor. Çok soğuk bir ortamda çok soğuk yapıyor. Hani bu ani ısı geçişlerini de çok maruz bırakmak istemiyoruz. O yüzden cam kullanabilirsiniz ya da plastik bir kap kullanabilirsiniz. Bu kenarından kilitlenen kaplar hem hazne olarak daha geniş. İleride büyüyeceğini varsayarsak onları kullanmak da ideal olur. Şimdi şöyle 50 gram bir suyum var. Bu suyu bu kabın içerisine aktardım. 50 gram da bir unum var. Bunu da kabın içerisine aktarıyorum. Bunun güzelce karışmasını istiyorum. Yani olabildiğince çok fazla böyle topak vesaire bir şey kalmasın ki daha suyla karışıp daha böyle nemli ortam yarattığımız bir un olsun içeride.
ki mikroorganizmalar çalışmaya başlasın. Şöyle birazcık eze eze karıştırıyorum. Sonrasında bir kapak da örtebilirsiniz ama ben streçlemeyi tercih edeceğim. O yüzden bunun üzerine streçleyeceğim. Ya da bir böyle bez örtüp kenarından bir lastik geçirebilirsiniz. Hafifçe biraz temas, oksijenle temas olsun. Aynen. Ya da kapağı yani kavanozla yapabilirsiniz bunu. Kavanozun kapağını hafif kapatıp yine tülbent koyabilirsiniz altına gibi. Şu an aslında bir hamurumuz var. Yani bunu pişirsek bir gıda maddesi yani tüketilebilir bir ürün var elimizde. Zaten evvel zamanlarda ekmek yapıldığı dönemlerde de hani bu maya beslemekten ziyade de şey ekmek yani bir önceki ekmekten yapılan hamurdan bir parça ayırma ve onu bir sonraki ekmek yapımında kullanma gibi bir durum söz konusuydu. Aslında biz de şu anda bir parça hamur ayırmışız gibi bir durum oluşturduk. Şimdi bunu bu şekilde hazırladık. Şöyle yarım kapatalım kapağını. Yarın yine aynı saatlerde beslemeniz tabii ki daha iyi. Oda sıcaklığında bırakacağız. Ya bunun için yani böyle işte portatif taşınabilen mayalandırma alanları böyle soğuk dolaplar gibi mayalandırma dolapları var. İşte nemini ayarlayabiliyorsunuz, işte pH'ını, işte ısısını ayarlayabiliyorsunuz gibi şeyler var. Ama hiç bunlara ihtiyaç olmadan da aslında olabilir bir durum. Bunu bu şekilde oda sıcaklığında bırakacağız ve yarın yine bu saatlerde bu sefer 75 gramın 75 gram su koyacağım ki bir haftanın sonunda bize ekmek yapabileceğimiz bir parça da büyümesini devam ettirebileceğimiz bir maya kalsın diye. 50-50, 75-75, 100-100, 125-125 şöyle gideceğiz. Her gün 25-25 artırıyor olacağız. 5 gün boyunca bu şekilde gittiğimizde muhtemelen 5 günün sonunda şu an havlar biraz soğuk. Ama muhtemelen 5 günün sonunda bir maya elde etmiş olacak. 5 günün sonunda elde edilsek 6. günün sonunda bir maya elde edilmiş olacak. Eğer işte üzerine böyle bazen siyah sular çıkabilir, işte çok kesif kokabilir. Bu koku 3. günde falan aslında çok anormal bir durum değil. Ekşimeye başlıyor çünkü ürün. O zaman işte çok asidik olduğunu düşünüp işte buna ekleme yapmak yerine bundan bir parça alıp yeni ürünleri ekleme yoluna da gidilebilir. Hı hı. Başka dikkat etmemiz gereken bir şey var mı? Yani mutlaka odada duracak 5 gün boyunca, 6 gün boyunca yani ilk ekmeğimizi yapana kadar. Sonrasında 3 günde bir, haftada bir besliyor olacağız. Güzel bir un tercih etmiş olursak, gluten oranı yüksek bir un tercih etmiş olursak tabii ki bu bizim için yine bir avantaj. Bunu nereden anlıyoruz? Marketlerde böyle paketlerin yanında protein diye yazılan değerleri kontrol edebilirsiniz. Ekmek için biz genellikle 11'den yüksek olan unları tercih ediyoruz. Tabii ki işte kül seviyeleri vesaire onlar da bir noktada önem kazanıyor. Hani her zaman işte %15'lik bir protein değeri olan bir un aldım, ekmeğim kötü oldu. Bu da yaşanabilir bir durum. Çünkü işte dediğim gibi çok dinamiği var. İşte ne kadar yoğurduğunuz, içine ne kadar ne koyduğunuz gibi. Ama işte 11, 12, %11, %12 gibi bir un bulursanız ve bunu kullanırsınız. Ve bu un tabii ki işte doğal taş değirmen unuysa çok daha verimli ve güzel olacaktır. Daha da lezzetli olacaktır. Evinde kuran ekşime ekmek yapan var mı aramızda? Ben yapıyorum. Sürekli düzenli ekmeğimi kendim yapıyorum ve kuzine sobasında pişiriyorum. Of, of. Buradan bir ses yükseldi topluca. Şeyde tazelenmede paylaştım. Görebilirsiniz. Evet. Tamam, seve seve. Sizin bu maya kurma, pişirme sürecinde eklemek istediğiniz şeyler var mı? Ben bir kez kurduktan sonra her gün yani düzenli 2-3 güne bir yaptığım için bir parça ayırıyorum. Bir beze diyoruz biz, bilmiyorum sizler biliyor musunuz? Hani bir yufkalık kadar bir hamur ayırıyorum. Dolaba koyuyorum. Yapacağımda daha önce birkaç saat öncesinde odaya oda ısısında bekletiyorum. Sonra mayalıyorum. Benim sormak istediğim şu, ne kadar bekletiyorsunuz? Ben geçen sene bir hocamız diyeceğim anlatmıştı. Ben onun anlatımında sonra öyle bir ekmek yapamam diye hiç yazmadım. Çünkü 24 saatte bir ekmek yapamayız ki biz.
Ne kadar sürede bekleteyim de yapayım yani? Ben 3 saat sonra ekmeğimi yapıyorum. Evet, şöyle, biz burada 2 günde ekşi mayalı ekmek yapıyoruz. İşte dediğim gibi önce dolaptaki mayayı çıkartıyoruz. Bir besleme yapıp bir gece dışarıda tutuyoruz. Sonrasında işte bu otolizle birlikte önce gluten bağını oluşturma, yaklaşık 1-1,5 saat bir dinlendirme. Ardından işte ekşi mayayla ilk oluşturduğumuz hamuru buluşturma, bir yarım saat tekrar dinlendirme, tuzlama yapıyoruz, sonrasında tekrar bir yoğurma ve artık katlama sürecine geçiyoruz. Yani hamur yoğurma neredeyse 1,5 günde falan aslında bitmiş oluyor ve katlama kısmına geçiliyor. Bu katlama da farklı farklı şekillerde yapılabiliyor. Yarım saatte bir katlama yapıyoruz ekmeği. Yani dört tarafından kaldırarak, böyle sündürerek katlama yapıyoruz. Bunu minimum 3 defa yapıyoruz. Zaten o da bir 1,5-2 saat gibi bir süreç. Bu süreci ister istemez çok fazla kısamıyorsunuz. İşte bu gluten oluştuğu için esneme olmuyor çünkü. Yani ben bir saatte katlayayım hemen de yapayım olmuyor. Tüm bu süreçler bittiğinde bir soğuk fermantasyon yaptığımız için işte daha uzun sürsün ama daha lezzetli olsun. +4 derecelik bir dolaba atıyoruz. Bir gece boyunca dolapta bekletiyoruz. Sonrasında artık ertesi sabah çıkarıp o büyümesine bakıp ona göre pişirmeye alıyoruz. Bu büyümeden kastım şudur. Biz mayalanmayı ürünün kendi hacminin 2 katına çıkması olarak aslında anlatıyoruz hep. O şekilde uyguluyoruz. Yani ürününüzü işte koyduğunuzda hemen hemen bir o kadar daha büyüdüğü bir hale geldiği zaman pişirebilirsiniz. Bu süreci işte siz elde katlama yapmazsınız da makinedeki yoğurma benim için yeterli diyebilirsiniz. Yani çok göz göz olmasın diyorsanız. O zaman makinedeki yoğurma bittikten sonra ya da eldeki ilk yoğurma bittikten sonra onu bir kaba alırsınız. Bu pişirme kabuğu olur, bekleteceğiniz bir ekmek sepeti olur. O şekilde hacminin 2 katına kadar çıkana kadar bekletebilirsiniz. Ama tüm bu süreçler işte ısıyla bağlantılı. Yani ben şu an yapmak istesem en hızlısından bunu yani 4-5 saatten önce yapamayacağım. Çünkü 15-16 derecelik bir hava var şu anda. Bunu yazın yapmak isterseniz belki 3 saatte tamamlayacağım bir süreç olacaktır. Yani 2 katına çıktığında siz ekmeğinizi artık pişirebilirsiniz. Hı hı. Tabii çıkıyor zaten. Evet. Hı. Sağ olun. Teşekkür ederim. Şimdi ekşi maya denemem benim de ilk kezdi. Gerçekten çok aşamalı bir ekşi maya yapımı. Ama sonucu mükemmel. Sadece sıkıntım şu oldu. Mayayı sürekli besliyorum. Besliyorum. Her tarafım maya oldu. Kabarmaya başladı, almadı. Belki de ben onda hata yaptım. Şimdi lazım olan kadar mayayı alıyorum ekşi mayada. Yeni ekmek yapımı için. Diğerini besliyorum. Beslerken bu mayalar çoğalıyor. Bunu nasıl engelleyeceğiz? Yani her yerimiz maya olacak. Habire dediniz ya az önce kat. Yok, mayanın tamamını bahsettiğim. Mayanın tamamını kullanıyorum ben. Hamurdan ayırıyorum Dilek Hanım. Hay ben Tuğçe. Hamurdan ayırmak da bir yöntem. Hamurdan ayırmak da bir yöntem. O şekilde. Ben öyle yapıyorum. Ha, hamura katıyoruz oradan. Ben onun için mi hata yaptım? İlk kurduğunuz mayanın tamamından bir ekmek yapıp sonrasında hep 2 günde bir ekmek yapıyorsanız yani, o hamurdan bir parçayı onu bir sonraki ekmek yapabilirsiniz. Bu bir yöntem tabii ki. Sizin söylediğiniz şeyle işte biz de karşılaşıyoruz. Yani yukarıda dolapta 3 tane kocaman ekşi maya var. Ne kadar? Sakıncası yok. Ben kaçıyorum. Yüz maskesi zamanı geldi. Problem. O beslenen mayaları saklama süresi ne kadar acaba? Sesimi alabildiniz mi? Nasıl? Tuğçe Hoca, o beslenen mayaları bekleme süreci ne kadar? Yani ne zamana kadar bekletebiliriz onları? Eğer kullanacaksanız bir 4 saat falan, yani besleyin ve 4 saat oda sıcaklığında bırakın. Ama eğer kullanmayacaksanız hemen dolaba da atabilirsiniz besledikten sonra. Ya da benim mayam ne durumda diye böyle bir merak ediyorsanız ve görmek istiyorsanız yine biraz dışarıda bırakın. Gözlemleyin köpürdü mü köpürmedi mi? Ben şu an bu mayanın iyi bir durumda olduğunu biliyorum. Çünkü sabah besledim. İşte uzun bir süredir dışarıda ve yükseldi. Fokur fokur kabardı. Bunu görüp bunu yine dolaba atabilirim. Ya da bunu şu anda bir ekmek yapımı için kullanabilirim. Yani eğer kullanacaksanız
dışarıda bırakın, besledikten sonra kullanmayacaksınız, besleyip dolaba kaldırabilirsiniz. Ben işte o işlemi yaptım, ancak dolaba koyduğumda o kabarmış hali, beslenmiş hali yok oldu, inceldi ve üzerine kahverengi su oluştu. Ben de artık bu mayanın öldüğünü düşünerek atmıştım onu. Kahverengi su oluşumu oldu, koyu kahverengi. Şöyle, kahverengi su oluşumu bazen bizde de oluyor. O bazen bizde de oluyor. O noktada şöyle bir işleme gidiyoruz. Kahverengi suyu döküyorum ve mayadan bir parça ayırıp geri kalan mayayı atıp ayırdığım parça mayayı besleyerek onu canlandırmaya gidiyorum. Eğer yaptığınız zaten bu işlem de sonuç vermiyorsa, o zaman zaten o maya ne yazık ki ölmüş oluyor. Tekrardan yenisini kuruyor olmanız gerekiyor. Evet, teşekkür ederim. Eğer sizin her gün maya beslemeniz için her gün kilolarca ekmek yapıyor olmanız gerekir. Evet. O yüzden her gün mayanızı beslemenize gerek yok. Yani bir hafta ekmek yaptığınızda mesela mayanızı 3 günde bir falan beslemeniz yine sağlar. Var mı başka sorumuz? Yoktur, çok teşekkür. Cenk hocam, bir sorum. Benim hamsi kızartmada kaldı sorum. Tam bizim öğlen vakti. Şimdi bu mayayı ne yapacağım ben? Yani sulandıracak mıyım? Nasıl batıracağım? Benim ayağım kuyu oluyor. Kuyu oluyorsa bir parça sulandırabilirsiniz. Onu buza kıvamını geçirip bir şeyiniz olacak. Tamam. Evet. Sağ olun. Tamam. Ufacık bir soru daha, kapanışımızı yapalım. Glütensiz ekmeği bir öğrencimiz sormuştu. Sana kabaca. Ekmeğin içerisindeki aslında o kabarmayı etiketi sağlayacak diye. O yüzden özellikle glütensiz ekmek olmadığı kendiliğinden glütensiz olan bunları kullanıyorsanız normal beyaz ekmekler gibi bir tekstürde bir ekmek tabii ki elde etmek çok mümkün olmuyor. Birazcık daha tıkız oluyor değil mi? Daha sıkı yapıda bir ekmek oluyor. Ama olmuyor diye bir şey yok. Yine aynı süreci geçeceksem yaşmayın. Su ya da süt koyacaksam içeri bunları koyun. İşte yumurtasını işte koymak istiyorsam yine malzemeleri koyup tuzla da karıştırarak aslında bir ekmek yapabiliriz. Yani glutensiz ekmek olmaz ya da lezzetli olmaz. Bir şey yok tabii, gluten olan ve çok da lezzetli olan ekmeklerde var. Bunun için glutensiz ekmek yapmak istiyorsunuz ama benim tavsiyem tabii ki kendinden glutensiz olan ürünleri kullanarak yapmanızdır. Çünkü yine herhalde dışarıdan paketli aldığımız ürünlerde koruyucu maddeler olduğu evet. için bunların da vücudumuzda bu zararı kendinden doğal olarak glutensiz olanları tercih etmenizi öneririm. Biz de o şekilde yapmıyoruz. Yani bizim aslında kültürümüzde olan mısır ekmeği aslında bakarsanız zaten glutensiz bir ekmek. Yani o şekilde. Birçok fırında muhtemelen açıyorlar ama bir de tekstürden dolayı tabii ki çok tıkı olmasın diye mısır ekmeğinin içine de mutlaka eğer ki bir gluten intoleransınız ya da bir çölyak durumunuz söz konusuysa bu noktada şey yapmamak gerekiyor. Bunu sormak gerekiyor ama fırıncılarımız da egzotik oldukları için yok yok onda un yok falan filan diyorlar. Ben başım o dönemde bir kere aldım ama baktım yani ekmeğin tekstürü mümkün değil öyle olmasına ve dedim, tercih etmedim. Sizin de lütfen aklınızda bulunsun. Glutensiz ekmek tarafında mesela bir tane ekmeğin İçeriğine bakıp İstanbul Halk Ekmeği'nin sattığı glutensiz ekmek içeriğine glutensiz buğday nişastası, mısır nişastası, patates nişastası, mısır unu, su, et tuzu, kıvam arttırıcı tarafında
hidroksipropil metil selüloz, keçi boynuzu gamı, guar gamı. Pardon, çok özür dilerim. Guar gam, zantan gam, peynir altı suyu tozu, yumurta akı tozu, kalsiyum propiyonat ve kabartıcı gözüküyor. Baktığınız zaman çok fazla katkı maddesi var ve bana göre çok da güzel gelmiyor bunu tüketmek. Yani eğer glutensiz beslenmem gereken bir nokta varsa ekmekten eğer kendim yapmıyorsam uzak durduğum noktalar olabiliyor. Ya da alternatif reçete arayışına geçmemiz gerekebiliyor. Glutensiz tarafında şöyle de bir şey var aslında. Bunu mutlaka daha işte sağlıklı tatlılar ve glutensiz ürünler zamanında da daha fazla deniriz ama bir ürünün aslında glutensiz olarak addedilmesi için ürün bandına hiç aslında gluten içeren bir ürün girmemiş olması gerekiyor. Yani siz bir fırından bir ekmek, yani normal beyaz ekmek üretimi yapan bir fırından glutensiz ekmek aldığınızda bunun ayrı bir fırında pişirilmiş olması, işte ayrı bir mikserde yoğurulmuş olması, ayrı bir tezgahta yoğurulmuş olması gibi aslında çok detayları olan bir durum var. Evet, hani bu çölyak gibi çok riskli bir hastalık yoksa sizde ve yaşamıyorsanız belki çok büyük bir problem değil evet. Ama yani çok büyük bir risk grubu içerisindeyseniz gluten adına. O yüzden aslında hiçbir şekilde ürün bandında gluten girmemiş olan bir yerden, tamamen glutensiz ürünü üreten bir yerden almanız da daha makul olacaktır. Var mı başka sorumuz? Cenk Hocam, ben bir şey eklemek istiyorum. Yani bıçağı, benim yeğenimde var çölyak. Onun ekmeğini kestiğimiz bıçak, kızarttığımız makine bile farklı. Asla evet. Bulaşık olmaması gerekiyor. Evet. Onu da haklısınız. Moleküler düzeyde bir bulaş bile bir çölyak hastasını hasta etmeye yeterli. Yani tezgahtan havaya kalkmış ve ortalıkta salınan bir un molekülü bile, yani toz bazında bir un bile maalesef onları rahatsız etmeye yeterli bir miktar. O yüzden tabii ki bu noktalarda eğer bir glutensiz misafiriniz olursa o çok başka bir şey, çok başka bir nokta. Bizim bir öğrencimiz var, Hande, sen gayet iyi biliyorsundur. Hande mesela burada pasta ve ekmekçilik okuduktan sonra kariyerini glutensiz ürünler üzerine geliştirmeye karar verdi ve şu anda da mesela Acıbadem Hastanelerinin bütün pastacılık ürünlerini onlar veriyorlar bir iki şubede. Çok güzel bir şey yapıyorlar ortağıyla beraber. Belki de son dersimizi onunla yaparız. Belki. Sağlıklı atıştırmalıklar tarafında onlar çünkü tamamen o prosedürden geçiyorlar ve glutensiz üretiyorlar ve aynı zamanda olabildiğince rafine şeker dışındaki malzemeleri, özel unları kullanmaya gayret ediyorlar. Belki orada onunla bir program yapabiliriz. Program dedim yalnız. televizyona göz kırpan Cenk Akkaya kameralarımıza konuştu. Çok güzel bir dersti. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Evet, biz de çok mutlu değerli olduk. Çok teşekkür ederiz hocam. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Haftaya atıştırmalık dersimizde görüşmek üzere Cenk Hocam'la. Yeniden birlikte olmak üzere. Sağlıkla kalın. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi günler. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi akşamlar Gülümser Hanım. İstanbul'a sevgiler. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederim.